Tekrar merhaba Tarih Olup Obası izleyicileri. Seçkin Hoca ile sohbetimizin 3. bölümünde Türklerin masalları ve efsanelerindeki şeytani varlıklardan bahsetmeye devam edeceğiz. Ee, Seçkin Hoca'nın kitabında, Karakum yayınlarından çıkan Türklerin Şeytani Masalları adlı kitabında hiç duymadığımız bazı isimler var ama duyduğum bir tane var, Alkarısı. 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 Al kısaca bize bir bahseder misin Alkarısı. Hocam. Türkiye sahasında da bu ad... Kullanılıyor değil mi? Zaten Türkiye sahasındaki adı. Türkiye sahasındaki, bu sahasındaki adı, adı Alkarısı, Balkanlarda falan biraz biliniyor. Çeşitli çevrelerde. Albastı Albastı vesaire gibi isimleri de var Türk dünyasında. Genelde böyle kadın şeklinde tasvir edilen böyle çirkin işte kazulet uzun boylu böyle saçları karışık böyle ya da Hı -hı. karman çorman saçları işte üst çıplak böyle büyük memelerini omuzlarından geri atan tıpkı dev gibi böyle bir kadın canavar. Ee, genellikle şey yapıyor işte, kimlere konu falan oldu, evet gözücüyle görüyorum orada. işte lohusalara, yeni doğmuş bebeklere, yeni doğum yapanlara yaklaşıyor böyle. Onları çarpıyor, boğuyor, öldürüyor. Veya mesela ahırlarda atlara musallat oluyor. Hmm. Atların işte onları böyle gece boyu yoruyor, terletiyor, koşturuyor atları, kuyruklarını, saçlarını falan örüyor. Böyle bir olağanüstü varlık işte... Türkiye'de her bölgede rastlanıyor mu? Neredeyse hemen hemen. Hemen her hemen, hemen her yerde, her yerde var. Bazı yerlerde özel atlarla mesela aynı varlık başka bir atla anılıyor ama al karısı yani... işle ve aynı. Aynı değil, şey, aynı. Loğusalara saldırıyor ve atlara musallat oluyor. Peki hikayesinde şey var mı? Derdi ne? Niye böyle bir şey yapıyor? Ya efsanelerde pek anlatılan bir şey yok. Hmm. Ama burada mesela al karısı belli başlı kıskanç komşuların, belli başlı farklı etnik toplulukların, belli hmm. başlı işte farklı böyle çekemeyen kişilerin veyahut sembolü da, veya doğum sonrası psikolojik durumun veya loğusa hastalıklarının sembolü. Loğusa depresyonu diye bir şey var. Aynen o var. Onun haricinde loğusa döneminde işte açıklanamayan ölümler Bunlar, bunlarla bağlantılı hani Peki, böyle. Lilith efsanesi de bir yani, alakası var mı? Muhtemelen prototiplerden şimdi? biri yani Lilith var, Lamastu var, Almastu var Sümerler'de. Batı'da Strigoi, Strix, tarzı adlandırmalar var yani benzer bir şekilde. Bizdeki de alt karısı. Böyle bir kabus gibi insanların da üstüne çökebilen. Erkeklere de musallat olabiliyor bazen. Erkeklere ne şekilde oluyor? Aa. Mesela. Yani o, o tarz motif olabiliyor. Mesela şey çok hoş. İşte bebeğin veya Lousa'nın e, ciğerini çalıyor. Ciğeri getirip köyün çeşmesinde yıkarsa ölüyor Lousa. Aa. Ama o yıkayana kadar Al karısı yakalanır, mahkum edilir ve ciğer, ciğeri geri koymasına ikna edilirse Olsa yaşıyor. Yakalanması da böyle yakasına veya memesine bir iğne batırarak ve mesela işte iğne batırılıyor yakalanıyor ya hizmetçi ediliyor eve, 7 yıl hizmet ediyor ya da e, mesela diyelim yakaladım ben diyorum ki bana söz ver işte 7 nesil benim soyumdan gelenlere dokunmayacaksın. Al karısı söz veriyor, el veriyor ve ben ocaklı oluyorum al ocaklı oluyorum. Al karşı koruyabiliyorum. Dean Winchester direkt hiç mu? Tabii tabii işte. ocaklılık diye bir şey var. Alkarısı ocaklı. Al el alıyor, söz alıyor. Ocaklılıkla bunun alakasını hiç duymamış Bu farklı mi? bir ocaklılık. Yani mesela işte bir şifa başka bir şifanın el alma var mesela başka bir hastalıkla ilgili. Bu da al ile ilgili. Yani yedi nesil o dedenin, o babanın soyuna al dokunamıyor. Witch Hunter'ı gibisin yani. Neler var ya? Neler var? Neler çıkıyor? Peki ben hocam şimdi sizin kitabınızdan Hı -hı. başlıklar okuyacağım. Tamam. Daha önceki hiçbir yayında bahsetmediğimiz varlıklar bunlar. Hocada bize kısaca ifade edecek ne olduklarını. Hocam, pirabok. Pirabok. Pirabok mesela az önce anlattığımız alkarısı, karabasan vesaire tarzı bir varlık. Özellikleri hemen hemen aynı. E, muhtemelen pirhebok, pirabok işte bu tarz evet, atarlar şey. bana ya Kürtlerde, Zazalarda vesairelerde geçiyor bu hatlarda. Hmm. Bingöl'de, Diyarbakır'da vesairede. Olma ihtimali çok yüksek. Hmm. Yani o, 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 coğrafya. Yani al karısının oradaki bir atlandırması veya öyle bir atlandırması. Bir, bir var. Var. yani. Tabii tabii kadın yani böyle ya da ya da görülemeyen karabasan türü böyle. Hmm. Bir var mesela işte bu Konstantin'in dizisi vardı. John Konstantin'in çok kısa sürdü falan. Orada mesela işte bir bölümde karabasanla uğraşıyorlar. Ve Konstantin şey diyor karabasan. Aa. Türkçe adıyla. Tabi tabi dizide Türkçe adıyla geçiyor. Karabasan diye. Karabasan diye telaffuz ediyor hmm. John Constantine. Veya mesela ya şey vardı ya Supernatural'ın işte bir bölümünde e, bir cinle uğraşıyorlar. Dean'la Sam Kur'an'dan bilgiler alıyor. Kur'an'ı hmm. kelime kelime göre şöyle böyle diye bir hangi sezonda hatırlamıyorum. Hani orada mesela geçiyor. Yani buradan bahsediyor. Karabasan türünün Yerel bir adlandırması. Özel bir adı o böyle yani. Pir Havok, Pir Abok, pir Abok şeklinde. O Pir yaşlı. Muhtemelen. Hmm. Şeyh Pir. Shakespeare evet, aslında Türktü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam Kapos. Kapos. Ya kabus kelimesinin bozulmuş hali olabilir diye düşünüyorum ben. Kapos, Kepos. Sahası hangi şehirler? Güney. Türkiye'nin güneyi. Biraz mi? daha böyle Güneydoğu Akdeniz vesaire olabilir. Peki. Kamos, Kapos. Karabasan gibi bir. Aynen öyle yine Karabasan var. gibi. Yani üzerine çöküyor. Mesela şöyle bir varlık grubu var. İşte atları Erkebit oluyor var kitapta. Hmm. Erkebit oluyor, Enkebir oluyor işte davara mesela olabiliyor. Böyle iri yarı, bir kara bir şey olarak böyle insanın üzerine çöküyor. Mesela şey var, işte ya eli delik oluyor ya da eli deliksiz oluyor. Ağzını kapatıyor, üzerine çöktüğü kişinin. Eli delikli olan sadece bayıltıyor, deliksiz olan öldürüyor. Çünkü eli delik, nefes alabiliyorsun nefes eli delikse. Delik değilse öldürüyor. Nasıl açıklamalar evet, bunlar. Başında açıklamalar. fes var mesela, eğer fesini yakalarsan ona her istediğini yaptırabiliyorsun. Avladın yine yani. Aynen öyle. Mesela bak müthiş bir fantastik hikaye, müthiş bir hmm. FRP oyun hikayesi. Erkebit'in başındaki fese sahip biri. Fes sayesinde bu kabus tür varlıklarla mücadele etmeye başlıyor. Fesli Witch Hunter. Bunları çizin, yazın ya. Sanatçılar, sanatçı ruhlu arkadaşlar. Bakın burada alınacak çok ibretler var. Alınacak çok ilhamlar var. Sanatçı ruhlu arkadaşlar. Yani her zaman fesli delimiz yok ya. Hani fesli şeyimiz var. Bir çantamız bir var. var. Geçkinciler? Muğla yöresi ama mesela daha sonra bir sözlük kaynak bir hocamdan Denizli yöresini de duydum ben. Muğla, Muğla denizli. da var. O böyle var. var. Şey böyle. E, hiçbir tasbiri yok. Büyük bir ses. Davul zurna, hayvan sesleri böyle. Geçiyor. Geçip gidiyorlar. E, şey vardı Anadolu'da cinlerin düğünü. Cinler, Ay, düğün yapar, evet. Cinler düğün yaparlar gece onun mesela bir bölgedeki versiyonu ses şeklinde büyük bir ses Boran Ya bunlar fırtına. ne harika korku unsurları. Mesela annem şey yapar çok e, duyduğumda bir şeydir mesela gündüz güneşli havada yağmur yağarsa şey derler şeytan kızını evlendiriyor. Aaa yani, şeytan kızını, kızını evlendiriyor. evlendiriyor. Benim annem de şey derdi bugün çok ölüm olacak güneşli havada yağmur yağarsa o gün dünyada çok insan ölürmüş. <laughs> Peki Şubat karısı? O çok sevdiğim bir bu. Şimdi Şubat halk takviminde işte gücük, karakoncolos, bergela gibi dönemler var. Mesela bergela yeni geçtik. Koca karı soğuklarını Hı -hı. yeni geçtik. Şubat karısı işte şubat gibi dönemlerde böyle kuyulardan çıkıyor. Bak şimdi tanıdık gelecek size bir filme. Allah! Kuyulardan çıkıp böyle saçtı başlı çocukları alıp kaçırıyor kuyuya. Kim? 7 <laughs> gün sonra televizyondan çıkıyor. Aman Tanrım, ya. hocam tüylerimin diken diken olduğu nadir Aynen öyle. korku Aynen filmlerinden biridir. Şubat yani. karısı... Aa. Mesela bak bu çok net bir uyarı aslında çocuğa. Dedik ya örüntü sembolik örüntüler. Kış. Samara, Samara doğru bildin. Kış. Hava soğuk. Kuyu ormanda. Dışarıda evden uzak. Etrafı buz tutmuştur, çamurludur vesairedir. Gidersen kayar düşersin içine. Kayar düşersen ölürsün. Ne yapıyor çocuğa? İşte böyle anlatıyor Şubat karısı çıkıyor. Seni kuyuya götürür. Gitme. Evet. Çok net. Şubat karısı, cadı karısı, işte koca karı vesaire gibi atlar yapılıyor yani. Peki Haftar? Haftar yine bak işte dediğim gibi bu Karabasan Alkarısı tarzı grup, varlık gruplarından biri. Hmm. Haftar mesela Heft, yedi, yedi hep böyle yedi başlı dev, hmm. yedi başlı ejderha. Onunla bağlantılı olabilir diye düşünüyorum yani Heft, Farkçalık yedi sayısıyla. Güneydoğu. Güne Güneydoğu. O taraflarda. Oğrak? Oğrak daha kuzeyde. olarak mesela o ayrı bir grup. Şöyle bir şey var. Ee, yine bak sembolik bir örüntü. Mesela uzaktan bir ses şeklinde. Mesela çok uzaktan biri Ceren, Ceren diye sesleniyor. Gidiyorsun peşine falan. Ya gittiğinde ya böyle sakatlanıyorsun, hasta oluyorsun ya da ölüyorsun. Uzaktan çağıran bir ses. Nedim? Birileri senin adını öğrenmiş olabilir. Seslenen herkese gitme. Eşkıya olabilir. Aynen öyle. Bir şey olabilir. Uzaktan böyle yol, ya da yol Faktanın kesen varlıklar. Katlanın içinde kendin ses duyuyor olabilirsin. Psikolojin bozulmuş olabilir. Mecnun cinlenmiş. Evet. Hani yol kesen varlıklar grubu var mesela içlerinde bunların. Hani yolda çıkıyor karşısına. Yani niye yolda karşımıza çıkan... Yani neden yolumuzun kesilmesi bizim için korkunç? <laughs> mesela neden olabilir? Tarlaya giderken vesaireye giderken. Yani o yapacağımız işleri yapamamamız Güzel. Niyet ettiğin işini engelliyor. Bir, tamam. İkincisi burada değinmedik ama mesela şöyle bir şey de var. Konar göçeriz abi. Hmm. Hayvanlarımızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla birlikte yolculuk esnasında başımıza gelebilecek bir tehlikeye mesela atımızın sırtına oturacak bir cin bizi mahveder. Mahveder. Evet. Zarar verir. Hocam bir de eski Türklerde yol tanrısından da bahsediliyordu. Ee, o Hızır'ın prototipi. şey, e, Boz Bozatlı yol iyesi. Boz atlı yol iyesi. Şimdi konar göçer hı -hı. deyince hoca aklıma geldi. Yol tanrısı diye geçiyor birçok metinde. Hı -hı. Boz atlı yol örk iyesi. Örk mesela 8. yüzyılda örk bitik de geçiyor. Örk bitik. bitik. 8. yüzyılda kitabı. Yani şey var. Bizde yani. boz atlı hızıra dönüşüyor sonra. Tabii tabii. İslamiyetle yani de büyük bir, bir şey. Hızır anlatılarıyla karışıyor. Tabii tabii. Bir tek bizim hızırımız boz atlı değil mi o şöyle, o, bak, yani, bak şimdi arada? Bak şöyle. Eski Türklerde ırk bitik 8. yüzyıl olmasam 8-9. Orada mesela metinde bir fal metninde şöyle geçiyor. Boz atlı yol iyesi Karşıma çıktı kut verdi. Kut bozatlı yol iyisi yolda karşıma çıkıyor kut veriyor, talih veriyor, iyi şans veriyor. Yani kut, iyi şans, talih. Bozatlı Hızır, daha yolda kaldım, karşıma çıktı, şans verdi, evet. yol, talihimi değiştirdi. Aynı Aynısı. Yöntü. Aynısı. 9. yüzyıl, 8. yüzyıl Türkçe metin, Uygur döneminden. Ne bileyim, şurada bir İstanbul'un dışındaki bir köyde dinleyebileceğim bir Hızır anlatısı. Evet. Peki, pispatik? Pispatik de öyle ya. İşte bunlar hep belli bölgelerin özel adlandırmaları. İşte yani, hangi bölge hocam? Pispatik ve nedir? Doğu pispatik. Ya bu pispatik şöyle, mesela bu, bu adlandırmalarda bir süre sonra şöyle bir şey görülüyor. Mesela karabasana da pispatik diyor. Hı. Hmm. tipi bir şey de pispatik diyor. Yol kesene bir de zor, de başlıyor. Bir adına mı dönüşüyor? Cin. Cinde hmm. olan bu. Bunların hepsine cinden deniyor mesela. Cin işte, Ne yapıyormuş pispatik? Yol pis kesen cin. Yol kesiyor mesela. Üzerine çöküyor Mesela şey çok güzel bunların var, psipatikte de var bu. Adam böyle atla giderken atı ağırlaşıyor bir anda. At yürüyemiyor, terlemeye başlıyor. Ağırlık çöküyor atın üstüne. Hmm. Dönüyor arkasına bakıyor böyle bir karanlık var atın üstünde. Cin, işte patik, oturmuş atın üzerine atı taşıyamıyor falan böyle. Onu Ama çok güzel. Pislik yapıyor. Aynen öyle. Peki, çok beklenen. Jongulus. Jongulus. <laughs> Jongulus <laughs> kara Koncolos. Yunanlarda mesela Rumlarda Kalikantzaros şeklinde var. Hatta bu Grim vardı dizi. Hı hı. Grim'in bir bölümünde Kalikantzaros geçti. Kalikantzaros kış döngüsü, Koncolos kış döngüsü, kış cini ile alakalı. alakalı. Hatta yılbaşı ile alakalı. Hatta yılbaşı bir Noel Baba var bir de Krampus var ya batıda. Mesela bu, bu coğrafyada da aslında bir Karakoncalos var. Kötü çocuklara gelen. Bir de Kara Koncolos kışın cini. Kış, kış böyle, cini, yani kış mi? böyle bir cin. Türkiye'den çok Balkanlar tarafında Balkanlar'da galiba. Balkanlar'da Karakonca adıyla, Yozgat'ta Congoloz adıyla. Haa, Yozgat'ta İç Anadolu'da. Da mesela da İç Anadolu'da şeylere böyle saçı başı karışık, çirkin kanalara ayrı böyle Goncalos karısı gibi olmuşsun. Congoloz karısı gibi olmuşsun derler mesela. <laughs> Congoloz karısı Aha. gibi Aha. olmuşsun. <laughs> mesela bir of, hocamız anlattı bir şeye girecek. Aa, bizim chat eşi... öğrendi artık bana söylerler evet, evet. Denemaz, saçımı beğenmesin. Bak zaman. babaannem çok söylerdi diye yani. Şey, e, mesela bizim bir hocamız söyledi işte eşi kaynanasından öyle bahsediyormuş. Ay Congoloz karısı gibi kadın falan diyormuş böyle kaynanasıyla <laughs> ilgili. Kış cini. Evet ve mesela Balkanlarda kendiliğinden çıkıyor geliyor değil mi? Sen hani bir şey evet, ama şey de var mesela. Ev... Burada Karadeniz'de falan da var. Karadeniz'de var. Kadar. Ve şey var mesela. Kışın yolda karşına çıkıyor. Ha, yol kesiyor. Sana bazı sorular soruyor. İçinde kara geçen cümlelerle cevap vermen hmm. gerekiyor. Vermezsen bir tarağa bak seni öldürüyor. Evet, bak ya, şimdi. Bak bak için. bak. Bak. Müthiş. Dizi düşün. Supernatural tarzı, grim tarzı bir dizi. Bir polisiye olay. Bir şehirde cesetler bulunuyor kış mevsiminde. Şubat'ın sonları tam Karakoncalos takvim çünkü aynı zamanda Karakoncalos zamanında. Mesela bak şimdi kuruyorum kuruyu. İlginç bir şekilde böyle testere gibi bir şeyle kesilmiş bunlar ama bakıyorlar testere değil bıçak değil polisiye başlıyor mesela. Sonra çözemiyorlar. Sonra bölgedeki yaşlılardan birinden böyle bir köyün delisinden mesela şeyi duyuyorlar. İşte Karakoncalos zamanındayız onu Karakoncalos öldürdü diyor. Kimse inanmıyor, manyak bu diyorlar, halk, hurafe bu diyorlar, bilmem ne. Ondan sonra bir kurcalıyorlar, bir kurcalıyorlar, hakikaten ölümler. İşte karakoncu olsa dinliyor bir tane meraklı bir polis. Dinliyor ve hakikaten işte tarakla öldürüyor. Bakıyorlar hakikaten işte cesetlerin yaraları, işin içine şey giriyor mesela, böyle kriminal giriyor. İşte ne yapılıyordu ya ölülere? O, o, otopsi? Otopsi giriyor falan mesela işin içine. İşte otopside mesela hakikaten yani tarak gibi bir şeyle öldürülmüş. Yaralar uygun buna. Ondan sonra mesela köyün bilenlerinden birine gidiyorlar. Mesela böyle bir şeye, halk ekimi, şaman anaya. Bununla ilgili bilgi alıyorlar. Bunu nerede yakalayabilirler, ne yapabilirler, nasıl öldürebilirler. Ondan sonra kara koncalosu yakalamaya çalışıyorlar. Müthiş bir dizi bölümü değil mi Çok tatlı bir Hikaye dolu. Ah ne zaman olacak bizde böyle şeyler? Bizde niye yok? Niye yok bizde? Bıktık. Beklemekten yorulduk. Bak Aircraft'ı çok güzel söylemiş. Tam bir supernatural bölümü. Süper natürel bölümü. <laughs> Zeytinyağı markası. Hocam peki. Hibilik. Hibilik. Gibilik. Hibilik gibilik. Evet. Böyle ortamın düşmüş bir şey böyle çöküyor. Göğsüne oturuyor adamın Şişko böyle. Şişko mu bu Evet, evet Davara var. da öyle. Davara da mesela şişkodur. İri yarıdır böyle şeydir vücudu. Davara kelimesini hatırladım şu anda. Evet. Hı. Çöker böyle üstüne. Hani Şey böyle işte bastırır göğsün çöker böyle ondan kurtulamazsın. Dua ederek kurtulursun mesela genelde. Aslında gece yaşadın. Mesela çok yemek yiyip yattın. Hmm. Çok yedin, yattın. <laughs> Kalıyorsun böyle. İşte çok yedin, tontiş bir şey böyle çöküyor üstüne hani. Hıbilik, gıbilik de deniyor. Öyle hissediyorsun hı, -hı ilk hı -hı, yattığın hı -hı. zaman. Hırtık var Şey, nerelerde rastlanıyor hıbilik? İç Anadolu mesela daha doğuya doğru İç Anadolu. Ya yani aslında bu atla oralarda ama hıbilik mesela işte kuzeyde davara oluyor. Hmm. Başka yerde başka bir isim oluyor hani aslında bu şöyle bu tarz böyle yerel adlandırmalar toplansa çok hoş şeyler çıkacak hocam orada siz toplamışsınız bu metinlerde yazılı olanlar bir de şöyle bir derlemeye çıkılsa mesela bak mekir var orada mekir çok tatlıdır orada mekir. Tatlı mekir mesela cin sınıfı ama mekir Arapça bir kelime olan hile aldatmakla alakalı aldatan bir şey kandıran cin de aldatıyor ama zaten de, bak şeytan kandırdı bak şimdi. Neresi hoca? Mekir, biraz daha böyle Erzurum tarafına doğru var. Erzurum. Doğru da var. Yani Anadolu'nun birçok yerinde var. Pertev Naili bu mesela Mekke'yle ilgili gibi böyle büyücülükle alakalı. Şimdi bak şeytan ne yapıyor insanları? Kandırıyor. kandırıyor Cin ne yapıyor? Aldatıyor. Kandırıyor, kandırıyor. yoldan diyor. çıkartıyor. Mekir ne yapıyor? Aldatıyor. Al karısı aldatıyor. Al aldatmak aldanmak, ha, alaca he. bulaca. Metin hocamızın makalesi var bununla ilgili. Çok güzel bir makale. Yani, al ifadesi üzerine. Yani şimdi lingüistik açıdan baktığımızda bunların Ama hiçbiri... kırmızı demek değil mi? Türkçe? Tamam. Bak al, alaca bulaca. Karmaşık renk. Hmm. Kırmızı, alev, böyle yanar, dağınıktır. Hepsi ondan yani, çıkıyor. böyle bir örüntü muhtemelen vardır. Yani hocamızın makalesinde uğruğu atıfta bulunuyorum. Hani şey yani bunlar tesadüfi adlandırmalar değil. Yani o al, aldatma, kandırma yol kesme, yolundan şaşırtma ve bu al karısı gibi varlığın, al karısının bir türevi olan mekirin, aldatan büyücünün, onun bir başka bir türevi olan şeytanın, başka bir türevi olan cinin işlevi ve lingüistiğin ilişkisi. Hmm. Yani, evet evet gerçekten. Çünkü ben mesela bak şey çok basit bir şey söylemek istiyorum hani çok üzerine düşünüyorum bunu yanılıyor olabilirim dilci biri vardır belki beni döker saçar bilmiyorum ama mesela çok hoşuma giden bir şey düşünüyorum üzerinde. Gökkuşağı diyoruz değil mi biz? Farslar rengin keman diyor. Renkli yay. İşte Araplar kaos. Bir şey kaos diyor. Yine yay. Ama çok yakın coğrafyada yaşayan biz gök kuşağı diyoruz. Yani mesela gök yüzü diyoruz. Yani gök böyle sanki gök antropomorf yüzü. bir tanrı. Bize benzeyen biri. Onun yüzü var. Kuşağı var. Hani aslında o çok eski zamandan gelen belki de gök tanrı inancıyla alakalı bir ben Adlandırma. hep öyle düşünmüşümdür hocam. Mesela bak yani, hoşlanıp ben mesela şunu üzerine düşünüyorum. şunu üzerine düşünüyorum. Yine yanılıyor olabilirim ama çok hoşuma giden. Yok Tanrı'dan geliyor muhtemelen. Çok hoşuma gidiyor mesela. Bunu da kendi kendime düşünüyorum ama bak tekrar söylüyorum. Yani yanılıyor olabilirim. Bir dilci çıkar beni yıkar döker geçer ama hani halk bilimi, halk bilgisi anlamında düşündüğümüzde mesela hastalığa yakalanmak diyoruz. Evet, yakalanmak demek. Evet, Evet, yani hastalık sanki böyle dışarıdan kötü Hı -hı. bir varlık, tıpkı Altay şamanlarında olduğu gibi evet. kötü ruh geliyor, vücuduna giriyor, seni yakalıyor. Evet, Hastalık böyle tasvir edilir. Ya yani, yani lingüistik anlamda baktığımızda hani hastalığa yakalanmak, gök Birçok şeyi böyle düşünebiliriz aslında. Kesinlikle. Mesela bak başka bir şeyimle birleştireyim. Bisiklet. Ben bisikletçiyim. Hı -hı. Bisikletin Anadolu'daki adı cinatı. Cinatı mı? Cinlerin atı. Cinlerin bindiği at. Yel atı derler aynı zamanda. Yel de eski Türkçe'de cin demek. Peki neden? Bisiklete niye cin atı demişler? Ayağı yok, at gibi gidemiyor. Nasıl gidiyor bu? <laughs> Demirden. İzmir'de mesela bir bar Nasıl var. Nasıl işledeni çözer tabii, tabii, tabii. İzmir, ben başka bir şey İzmir'de bir bar var. Bisikletçi mekanı, sahibi de bisikletçi. Barın adı cin atı. Süper cinlerin ya. atı, tabii cinlerin, şeytanların atı denir bisiklete. Mesela ama şey var, bir, bir... ama bak şöyle bir şey var, Oturum. bir masal anlatıcısının hayatıyla ilgili bir veri var kendisi şeyi anlatıyor. Hayatında ilk defa köyde kamyon gördüğünde korkudan bir eve giriyor. Bu diyor önünde at yok, başında insan yok, bu ne mene bir şey, nasıl gidiyor bu diyor. Ben de İstanbul'a ilk taşındığımız zaman çocuğum, şu kadarcığım, sokakta oynuyorum, romanların at arabalarını gördüm. Yani yolda ana caddede ilk defa at arabası kullanan roman aile gördüm. Ödüm patlamıştı, eve kaçmıştım. Ben de onlardan korkmuştum. Yani çünkü evet. arabaların geçtiği yerde atlar gidiyor tabii, 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 ve tabii. arkasından takır takır tekerlekli bir araba gidiyor. Ödüm patlamıştı, anlamamıştım ne olduğunu. Peki hocam, kara vura? Kara vura orada vurmak, çarpılmak, vurgun hani hmm. bir şeyin böyle vurması, çarpmasıyla bağlantılı muhtemelen? Kara bizim siyahımız. Hmm. Ne, yani ne muhtemelen... yapıyor insanı? çarpıyor, vuruyor. Cin gibi mi çarpıyor? Aynen. Ama bir şey yaptığında bak bu çarpılmaların temelinde hep böyle bir şey var. Hani şey. Sen yanlış kötü bir şey, şey yapıyorsun, yanlış diyorsun. bir şey yapıyorsun. Gitmemen gereken bir yere gidiyorsun. Bak burada dedim ya sınır varlıkları bunlar. Hı hı. Mesela işte bir ne bileyim bir ormana gidiyorsun, bir mezarlığa bir şeye gidiyorsun. oraya gitme. Orası onun. Yani orayı da koruyor, seni de koruyor. Sınır bekçileri bunlar. Kara vura da öyle. Seni çarpar. Uykunda çarpar yaptığın bir yanlıştan dolayı. Çok yedin, yattın. Yaptığın mı yanlış abi? Sağlıksız. Ne oluyor? Çarpılıyorsun. Ee, annelerimizin şey demesi. Yatakta yemek yeme en küçük bir kırıntı kalırsa hı hı. yatakta yanlışlıkla karabasan gelir. Cin gelir, çarpar seni. Aslında orada demek istediği yatmadan hemen önce bir şey yeme. Aynen öyle. Belki bunun bilgisini taşıyor bizi. Zırtlan. Zırtlan şey mesela o denizde de oda varmış. Yine İç Anadolu'da, İç Ege'de de. Böyle adamın tepesine biniyor. Çöküyor üstüne böyle. Taşıyamıyorsun, zorlanıyorsun böyle. Hani öyle bir varlık, böyle ağırlık. hani ağırlık çökmesi üstüne. Mesela zıktan şey var. Kayış bacak, kayış baldır diye. Kırgız, Kazakistan Türklerinde, Kazakistan Türklerinde kayış baldır var. Kayış baldır. Şeyde de 18. yüzyılda ait bir masal kitabı var. Selim Cevahir Furuş diye. İz İran'da yayınlandı Azerbaycan Türkçesinde. Orada mesela cındır geğeş var. Geğeş, kayış, hmm. cındır da buralar. Bacakları bağlı şeklinde. İşte yol kenarında bir suyun içinde böyle yaşlı birini görüyorsun falan. Ne olur bana yardım et diyor. Tam böyle yardım et. Ne no, bacaklarını doluyor beline, üstüne çöküyor. Onu taşımak zorundasın. Zıplamla iğne batırarak, bir şey batırarak kurtuluyorsun. Cındır geğeşten nasıl kurtuluyorsun biliyor musun? Şarap içip sarhoş ediyorsun. <laughs> sarhoş ediyorsun. Kendin, ediyorsun. Kendini mi sarhoş ediyorsun? Onu. Onu ediyorsun. Şarap, beraber şarap içemiyorsun. Sen içiyorsun. O içiyor. O sarhoş olduğunda bacakları gevşiyor. Tak kurtulup kaçıyorsun. Kırgızlarda falan var 19. yüzyılda yani falan. Yani burada mesela Anlatılar şu var. üstüne ağırlık çöktüğünde şarap iç. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu anladım. Kendini kötü hissettiğinde. Arka çok güzelmiş. Suya hafif atarsan ne olur? Çok... Su sağa olur. <laughs> Neyse bir şey demeyeceğim. Bir şey diyecektim bununla ilgili de. Peki. Kardek. Kardek, kardek kayalıkları mı var? Ne oldu? Bir şey var da istem. Hocam. <gülüyor> Öyle bir böyle bir evet, geldi. Bir kötü bir espri. Kötüydü. Reaksiyon aldım ama <laughs> Sevindim yani. <laughs> kardek mesela işte Uzaktan seslenen. Yine böyle. Yine. tabii. Yani Ay bu sesle söker. ilgili ne kadar korkuyorsun. Ama bak şey var ya işte mesela gece vakti ıslık çalma şey gelir. Cin gelir. Neden? Şimdi ben bunu mesela çok erken hayalıklar neydi? Kardaktır. Kardek olsa duramazdım. Neyse. Çok erken dönemlerde mesela karanlıktasın. Gece vakti. Dış tehlikelere çok açıksın. Eğer ıslık çalarsan seni düşman duyabilir. Evet, hayvan da duyabilir. Aynen Vahşi, Vahşi Hayvan, hayvan da duyup duyup duyabilir. Gelebilir. O yüzden o gece ses çıkarma vesaire. Kara kunduz? Aynı şekilde yine ya. Bunlar yani böyle şeyin farklı adlandırmaları. Kara kunduz işte Kara kunduzun yöresi neresi? Kara kunduz da yine İç Anadolu, Doğu Anadolu o bölgeler. Hani oralardan toplanmış. Ama şunu söylemek istiyorum. Bugün yani Anadolu'nun birçok yerinde dolaşılsa çok çok özel adlandırmalar çıkacak. Hmm. Hatta şu bile çıkar. Ben mesela şeyde bahsettim. Çocuk korkutmalarda şey diyor mesela işte, kırmızı gözlüğe veririm seni diyor. Çoraplı geliyor diyor. Çoraplı ya. Yani çoraplı ne ya? Nedir yani? abi çoraplı? Yani seni çoraplıya veririm diyor. Yağlıya Yağlı. veririm seni diyor. Yağlı. He, sakallıya veririm seni diyor. Mesela. Mesela işte çuvallıya veririm seni diyor. Çuvallı karıya veririm seni diyor. Seni çuvalına atar kaçırır diyor. Hani çuvallı karı. Kim bilir nereden kalmalı. Üstüne bir de anneler ekliyordur onu tabii. Bire bin katıyordur. Kesinlikle. Çocukları korkutmak için. Peki hocam. Bir sonraki bölümde Tebriz'den masalara geçmeden önce. Hı hı. Bizim İzleyicilerimize özellikle popüler kültürden böyle folk temalı korku, gerilim izlemelerini yahut okumalarını tavsiye edebileceğiniz ha. neler var? Türk yabancı. İkisi de hiç fark etmez. Hmm. Çünkü ben de böyle folk temalı gerilim filmlerini çok seviyorum. Buldukça izlemeye çalışıyorum. Hatta kanalda birkaç tanesini kendimce işte anlattım ve yorumlamaya çalıştım falan. Ben de sizden varsa <laughs> tavsiyenizi almak isterim. Mesela Super Natural, dizisi <laughs> geçti. O çok zaten adını Çok var. bilinen <laughs> bir var. dizi. Bon Fakat Spanata. izleyen herkes. <laughs> onda mesela Böyle folk öğeler yani halk bilime dair öğeler olduğunu bilmeden izliyor. Tabii tabii öyle ama dolu çok, o yani. Yani tamam, batı o. kültürü bundan çok besleniyor. Popüler kültürü de hala. Başka ne önemli? Grimm var mesela. Grimm Grim ben çok sevmiştim. Mesela Grimmler Grim masal gibi. derlemecileri. Evet. Dizide şöyle yapmışlar işte Grimmler aslında şey bu canavarları yakalayanlar. Bir avcı sülalesiymiş bunlar. Aynen onlar. öyle. Grimm güzel. Once Upon a Time güzel. Penny Dreadful güzel penidrat bir şey. Mesela bu time. bu demon vesaire fikriyle alakalı çok güzel işlendiği Mesela Da Vinci's Demons. Da Vinci's Aslında Da Vinci's Demons'ta Da Vinci'nin da Demons Vinci şeytanları değil. Da Vinci'nin gizli bilgisi. Gizli bilgisi ha. He. Henüz onların bilmediği bilgi. Ha, mesela a, bir a, sahnede böyle olsun. elinde bir şeyle böyle bir malzeme var. Onu böyle askerlere savuruyor. Ateş çıkıyor. Elinden ateş çıkardı. Halbuki elinde bir malzeme var. Oksijenle temasla geçtiğinde malzeme hmm. yanıyor. Ama onun demon cadı, gizli Aynen. bilgi sahibi. O mesela çok ilgimi çeken dizi başka. Ya bir sürü bu şekilde dizi var. Hani şimdi Game of Thrones vesaire ya aklınızı, tavsiye Ya aklınıza ilk gelenler. Grimm mesela çok tatlı bu anlamda. Çok tatlı işlemişler ve Grimm de anlatıyor. Evet evet. Hikayeleri Çizimler anlatıyor. falan da var. Tabii, ben de çok seviyorum Grimm'i. Hikayeleri anlatıyor yani. Böyle arka planlarını anlatıyor. Grimm çok hoştu. Yerli var mı? yerli dizimiz yok. Yani benim bildiğim yok, en azından. Ya Anadolu korku öyküleri mesela. Onu okusunlar. Ondan sonra mesela bizim Karakum'dan şimdi Kutlu Altay Kocaoğlu'nun Bozkır'ın Bozkır'ın çıktı mesela. Roman mı? Evet çok kısa bir hikaye böyle. Kutlu Altay Kocaoğlu isyanı. İsyanı. Hı. O mesela çok tatlı böyle tarih işte efendime söyleyeyim mitoloji kurgusallığı çok iyi işliyor, ele alıyor. Şeyi söyledim, Anadolu Korku Öyküleri hı hı. ekibini söyledim. Onlar çok güzel yapıyorlar. Özgür Özol vardı. Ilgana diye bir kitabı vardı. Ilgana evet çok beğenilmişti Ilgana o ve gerçekten çok hiç güzel. fena değildi. Murat Başekim'i okusunlar. Murat Başekim çok güzel hani işte o Türk kültüründeki malzemeleri o DG'de işte Deli Gücük Hikayelerinde vesaire de çok güzel işliyor. Onun haricinde böyle okuyup... Ya bu Fabisat var mesela, Fantazi ve Bilim-i O ekipte çok güzel yazarlar var. Onların yazdıklarını şöyle bir takip etsinler, böyle incelsinler işte mesela. Aklıma gelen ilk etapta bunlar. Tamam. Bunlar da ilham okumak olarak... bence vardır eminim çizenler, yazanlar vesaireler vardır. Bence bunları kaynaklardan öğrenip yapsınlar. Ben yani. de hep onu tavsiye ediyorum. Hep tavsiye ediyorum. Yani yazar çizer yahut yazar çizer adayı arkadaşlara hatta yazmayı, çizmeyi henüz hayal bile edemeyen ama içinde bir sanatçı ruh hisseden Genç arkadaşlara hı hı hı. her seferinde bir sürü kitap öneriyoruz zaten. Onları almalarını, okumalarını, hayal bilmem. güçlerini kullanmalarını hı. tavsiye ediyoruz. Hellbrazer evet Helbreese şeyin Konstantin'in öncesi. Evet. Game of Thrones da var mı? Soldado gelmiş Gal maçında Volvic. <laughs> Benzetiyorlar. Evet var bir tane forveti Fenerbahçeli. <laughs> evet hocam. Bu bölümlük bu kadar o tamam. zaman. Biraz 5 dakika ara verip Tebriz'e geçelim. 5 dakika ara sonra da Tebriz'den Türk masallarını